Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size köşkümüzü göstereceğim. Peki köşke nasıl geliyoruz? Gördüğünüz gibi haritadan Sabahisşehir Diyarı Köşkü'ne Darpıyor Köyü'nün üstünden ulaşabilirsiniz. Buraya işaretlediğiniz zaman orayı olarak şuraya işaretlediğiniz zaman köşke gönderir sizi. Tam buraya kadar gelebilirsiniz. Şimdi peki köşkümüzün özelliği neler? Öncelikli olarak köşkümüzde bir tane yardımcımız var. Bu yardımcıyı kullanarak 10 enerji karşılığında tüccarları çağırabiliyorsunuz. Tüccarları çağıralım. Gördüğünüz gibi tüccarların hepsini getireceğim hop diyor. Bir yere gidecek. Merak ettim, takip edeceğim nereye gidecek. Takip ediyorum kendisini. Acaba direkt kaybolacak mı? Yoksa ha, kayboldu. Yani direkt kayboldu buradan gitti. Ha, buradan da bilginizi almamış olmayalım. Acaba nereden çağırıyor bilmiyorum ama birazdan tüccarları çağırmış bir şey. Gördüğünüz gibi tüccarları çağırdı ve tüccarlar geldi. Tüccarları getirdim diyor. Evet, tüccarlar da buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Buraya kadar yürüyorlar ve geldiler. İç tüccarlarımız burada. Peki iç tüccarımızda neler var? Gördüğünüz gibi köşkle ilgili eşyaları buradan alabiliyoruz. Köşk, komodin filan buradan alabiliyoruz parayla. Köy kısaçam ağacı filan buradan alabilirsiniz. Union'un hikayesi. Neymiş bu? Evet, ordu kitabı, bacağımı geri ver, bilmem ne. Burada var. Gördüğünüz gibi kök eşyaları, yani mobilyacı bu. Bu da bitki satıcısı sanırım. Gümüş açelya, ateş tanesi çiçeği, ipek balosu, kuru yelken otumuz var. Burada da yemek satıcımız var. Buradaki ilgili yemekleri buradan alabilirsiniz. Tuzumuz var, karbonatımız var, şekerimiz var, maden suyumuz var. Evet, burada gerekli yemek eşyalarımızı alabiliyoruz. Peki benim köşkümde neler var? Köşkü buradan girip satın alabilirsiniz ve katkı puanı yatırabilirsiniz. Gelelim benim köşküme. Çok fazla bir eşya yok. Ama olabildiğince göstermeye çalışacağım içeride. Burası benim evimin içi. Nasıl içi diyeceksiniz? Dışarısıymış gibi gelebilir. Işığımızı açalım. Gördüğünüz gibi şuradan girdik. Burası evimizin içi. Şu benim pişirme tezgahım. Kimya tezgahları. Masalarım. Heykellerim burada. Burası boş bir oda. Daha bir şey yerleştirmedim. Bir tane şömine var. Başka da bir şeyim yok burada. Bak, yeni aldım buradaki Sabahisşehir Köşkü'nü. Ufak ufak yerleştirmeye çalışacağım. Burası bayağı bütün eşyaları depo olarak kullandığım bir yer gibi düşünebilirsiniz. Yani burayı depo olarak kullandım. Gördüğünüz gibi. Burada eşyalarımı koydum. Biraz dağınıktır, kusura bakmayın. Yani düzenlemeye çalışıyorum. Yani bir gün önce filan aldım evi. Burayı biraz düzenlemeye çalıştım. Elimden geldiğince. Köşkümüş bu şekilde. İçeri eşya koyabiliyorsunuz ama hepsi her şeyi değil. Ama içeriye ise bütün eşyaları yerleştirebiliyorsunuz. Böyle yerleştirme modu dersem sadece içerisine yerleştirme aktif oluyor ve dışarısına yerleştiremiyorsun. Burada da içeriye yerleştirebileceğiniz eşyaları gösteriyor. Dışarıya çıktığınızda ise yerleştirme modunu aktif ettiğinizde burada gördüğünüz gibi sadece dışarısını yerleştirebiliyorsunuz.
Örneğin şuraya eşya yerleştiremiyoruz. Gördüğünüz gibi buradan seçsem bile sadece dışarıya eşya yerleştirebiliyorum. Ha, bunu buraya yerleştiremiyormuşum zaten. Gördüğünüz gibi buraya da yerleştirme modumuz bu şekilde. Eşyalarımız sanırım belli bir süre burada duruyor. Böyle dışarısını inceleyeyim neler var. Burada toplama yapabiliyormuşuz sanırım. Yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bu ağacı kesebiliyor muyuz? Melekse toplanabiliyor. Yabani bitkileri buradan toplayabiliriz. Köşk bize ait zaten. Zaten burası dışarısı olduğu için her şeyi burada yapabilirsiniz. Bak buradan da girebiliyorum. Hatta şuraya da çıkabiliyor muyum? Çıkılmıyor. Yani çok yüksek olduğu için çıkamıyorum büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi köşkümüz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.